iyi organizasyona, şöyle güzel konusunu yapmışlar rica ediyorum. Başkan bana razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eksik olmam inşallah. Hayır. Efendim, şimdi şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim bedenlerinize hitap edecek inşallah. O Kur'an ki indiği zaman... Thank you.
Var mı oraya gitmek isteyen var mı?
güzel ilginizden dolayı bu gece buraya geldiniz, şereflendirdiniz. Mevlam kutlu doğumunuzu meydan versin, eylesin inşallah. Kutlu doğumunuzu meydan versin, eylesin inşallah. Bize tabii çok yoğun hareket halinde bugün Kırşehir Meydanı'ndayız. Efendim valiliğimizi organize ettiğimiz üstünlükle beraber özel bir program vardı. Oradan oradan sıcaklığında buraya geldik. Mevlam Muhammed olsun Nisan ayı artık Hazreti Peygamber'le bütünleşti. Nisan ayında insanlar sevgili Peygamber'i anmak için değişik mekanlara koşuyorlar. Uzak yakın toplanıyorlar. Bu müthiş bir hadise. Eskiden yine kutlu doğum vardı. Mevlüt kandilleri vardı. Mevlüt kandili Mevlüt'le beraber. Onu zaten toplum olarak Mevlüt kandilini kutluyoruz ama Nisan ayını kutlu doğum olarak ilan kapatmış. Diyeceksin ki hocam Mevlüt evvelde doğdu sevgili peygamberimiz. Peki Mevlüt evvel ayının ne ilgisi var Nisan'la? İlgisi şu: 570 yılında sevgili peygamberin dünyayı şereflendirdiğinde 20 Nisan'mış. Şimdiki takvime göre. Onun için Nisan ayında Mevlüt'le bütünleşti. Nihayet bundan çeyrek asır önce, 25 yıl önce Nisan ayının kutlu doğum yılı ilan etti. Kutlu doğum ayı ilan etti. Onun için de Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlığına, valiliklerine, efendim kaymakamlıklara, müftülüklere kadar devlet peygamberle kucaklaştı. Onun için önemli. Yani resmi kutlamalar da Nisan ayında yapılıyor. Bizim için büyük bir nimet çünkü Hazreti Peygamber'i anlatabilme şansı yakalıyoruz. Büyük kalabalıklara, 15 bin bir kişi toplandığı kalabalıklara konuşuyoruz. Ve onlara, gençlere, küçüklere, yeni kızlarımıza, beyefendilerimize, yaşlı kardeşlerimize, yaşlı amcalarımızın, abilerimizin, bacılarımızın dualarını isteyelim. Hazreti Peygamber'i yeniden onların yol yağ veriyoruz. Yeniden hatırlatıyoruz. Bu bir nimet. Bu sene kutlu doğum sevgili peygamberimizin kutlu doğumunu konu edinirken aynı zamanda Recep ayına beraber. Recep ayı 3 ayların birincisi. Hazreti Peygamber bu aya gelince dua ediyor biliyorsunuz. Allah'ın bebarikine fiire cebe ve şaba ve benim namana Allah Recep'i ve Şaban'ı mübarek eyle Ramazan'a ulaştır diye dua ediyor. Sevgili Peygamberimizin önemsediği bu ayda Nisan ayında Recep ayının ortasına geldi. Biliyorsunuz Regaet Kandili'ni bitirdik. Önümüzdeki hafta ben Mayıs'ın 3'ü yanılıyorsam Miraç Kandili olacak. Böylece Ramazan'a yaklaşmış olacağız. Allah Ramazan'a güzel şekilde ulaşmayı nasip eylesin. Allah hepinizin dualarını kabul eylesin. Allah emanetinizi kabul eylesin inşallah. Bizi sevgili peygamberimizin bereketinden, yolundan, himmetinden, duasına mahrum etmesin. En önemlisi Allah bu genç evlatlarınızın sayısını çoğalsın. Şimdi eskiden bizler camilerde vaaz ederken veya konferanslarda sadece yaşlılarımız geliyor. Yaşlılar başımızın tacı. Onlara bir itirazımız yok. Olamaz zaten. Ama biliyorsun ki çocuklar nerede? Bir çocuklar burada işte. Bizim arzu ettiğimiz genç evlatlarımıza Hazreti Peygamber sevgisini aktarmak. Hazreti Peygamber aşkını onlara yudum yudum iletebilmek. Çünkü geleceğimiz bir çocuklar. Biz bugün varız ya, bu mu işte? Yaşlarımız 60'lara baktı. Yani 2-3 sene sonra artık yaşlarımız evimizde oturacağız. Ve öyle gideceğiz.
İslam'la bütünleşmeyi onlara nasip eylesin. Sevgili kırık alemin güzel insanları, Hazreti Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir baba olarak, merhamet eden bir ata, bir dede olarak, Hazreti Peygamberi ticaret yapan peygamberinden önce sağlam bir tüccar olarak, Hazreti Peygamberi müthiş bir komutan ve dedi bu değil, günlerinde bir komutan olarak bütün yerin gönderiyle eğer tanıyabilirse peygamberin hakkını vermiş oluruz. Fransız şairi Lamartine öyle diyor. O bir filozof diyor. Tabii biz filozof kelimesine katılmıyoruz. O öyle görüyor. Yani çok akıllı ve zeki demek istiyor. O bir filozof. O bir savaş adamı. O bir barış adamı. Hazreti Peygamber öyle tanımlıyor. O bir baba. O müthiş bir inkılapçı. Kökten değiştiriyor. Ortamları yıkan adam. Hangi kriterle hareket ederseniz edin diyor Lamartine. Her zamanın bir numarası her çağın adamı Muhammed'dir aleyhisselam. O her çağda bütünüyle her şeyi kuşatan müthiş bir güç ve iktidar. Lamartine gibi Fransız yazarı şahin, Lamartine gibi Hazreti Peygamber'in hayatını inceleyen her düşünür vardır, sonuç mudur? Resulullah'la ilgili olur. Allah onu en güzel şekilde tanımayı hepimize nasip eylesin. Onun bereketinden bizi mahrum etmesin. Onun şefaatinden bizi mahrum etmesin inşallah. Ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her şeyinde ölçü, denge, intizam, aşırılık yok orada, kınamak yok orada, kimseyi aşağılamak yok, kimse hakkında çirkin söz yok. Önüne gelen, elini açan, herkesin elini tutar, elini tutana da elini çekmedikçe elini çekmez, tutar. Karşıdaki elini çekerse ancak Hazreti Peygamber elini çeker. Tam bir görür insanlar. Bazen sokağa çıkıyor. Bazen pazara vuruyor. Bildiğimiz pazara. Gezerken mal satanlara bakıyor. Mesela yağmur yağmış. Buğday ıslanmışsa elini şöyle daldırıyor buğdaya. Buğdaya suyu dökülüyor. Diyor ki buğday satana, buğdayın sulu tarafını göster diyor. Kişi bu buğdayın sak olduğunu bilsin, ona göre ağırlık ölçsün. Men haşşara feleyse billah. Bizi ağlatan bizden değil diyor. Bizi ağlatan bizden değil. Pazara müdahale ediyor. Bunu arkama alıp ben alabilir miyim? Gönüle kendi domateslerini. İşte kendi ürünlerini, sebze meyve. Pazara getirdiğinde bazı tüccarlar, komisyoncular malları toptan alıyorlar, satıyorlar. Anladım, anladım. Diyor ki, köylüye de müsaade edin. Köylüye de pazar kurun. Köylü kendi malını satabilsin. Arzu ettiği malını pazarlayabilsin. Kısacası müdahale etmediği hiçbir alan yok. Arkadaki de kurması mı? Çünkü Allah madem ki peygamber göndermiş, madem ki Allah yaratmış, yaratan yüce Allah kolunu serbest bırakmıyor. Allah her konuda bir şey söylüyor. Yani biz konuşacağız, Allah konuşmayacak. Olur mu öyle şey? Biz konuşacağız, peygamber konuşmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Allah her kavga hüküm belirtiyor. Hazreti Peygamber de hayatın tümüne dahil bize yol gösteriyor. Şöyle düşünün. Dünya
misafir bildiniz. Size binanın anahtarı veriyor. Odaları kullanabilirsiniz deniyor ama odalara girmenin yolu var. Şu kapıda yazılı olan talimatnameyi okuyacaksın. Orayı okuyacaksın. İşte dünyayı kullanma talimatnamesi Kur'an-ı Kerim'dir. Dünyayı nasıl kullanacağınızı Kur'an'da görebilirsiniz. Peki Peygamber de bize binayı tanıtalım. Şu odaya gir, şu odaya gir. Şunu şöyle kullan diye, yani o sarayı, o evi nasıl dolaşacağımızı bize öğreten Hazreti Peygamber, Peygamber. Eğer olaya böyle bakarsanız, her konuda sevgili Peygamberimizin ne dediğini, ne düşündüğünü daha net anlayabiliriz. Çok özür dilerim. Tuvalete girerken sol ayakla giriliyor. Bakın. Onu bile önerirsin. Tuvalete nasıl girilecek? Sol ayakla giriliyor. Bismillah dışarıda söylüyor. Dışarıda değil. Girerken sol ayak. Niye sol ayak? Çünkü hayırlı yerlere sağ ayakla girilir. Kirli yerlere sol ayakla girilir. Banyolar diyorsunuz. Lavabolar. Sol ayakla girdiğinde ayağın kayarsa sağ ayağına kendini daha çok toparlayabiliriz. Onun için ıslak mekana sol ayakla girdiğinde. Kısacası hiçbir şey ihmal etmiyor. Hiçbir şey geçmiyor. Her alana mutlaka müdahale ediyor. Ama kim için? Senin için. Ümmeti için. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Bir gün Allah'ı bilmeyen bir cahil Hazreti Ali'ye diyor ki, sen Allah'a ibadet ediyorsun ey Ali. Ya ben de Allah'a inanmıyorum. Hazreti Ali'nin bize bir sözü var. Diyor ki, hiç kendine ya Allah varsa diye düşünmedim, düşünmedim. Ben Allah var diye ibadet ediyorum. Hayatım disiplin için. Hayatımda disiplin yok mu en azından? Sen ise Allah yok diye aşağı veriliyorsun. Ya Allah varsa ne hal düşüneceksin? Hazreti Ali. Şimdi dinden, imandan uzaklaşma anlamak kolay geliyor. Haram yok. Yasak yok. Her şey caiz. Ama dinin içine girdiğinde kendine bazı ölçüler koyuyoruz. Zulmetmeyiz. Haram yemeyiz. Kimse bana dokunmayacak. Fitne yapmayız. Delikodu etmeyiz. İhmet etmeyiz. Kimsenin iffetiyle oynamayız. Kimseyi üzmeyeceğiz. Komşuna kötülük yapmayacak. Bakın bir sürü sınır geliyor. Bu adamı zoruna gidiyor. Halbuki o bağımsız yaşamak istiyor. Her şeyi kır dök. Peygamberler bu konuda bizler için kurtuluşun yolunu gösteren insanlardır. Onların başında hiç şüphesiz Muhammed'in emin gelmektedir. Şimdi yavrularımızı korumak, evlatlarımızı satmak lazım. Her türlü kazadan, beladan, şiddetten, afetten, hastalıklar. Hastalıklar en kötüsü olan imansızlıklar. Sakınmak lazım. Hazreti Peygamber Medine'nin çocuklarını önemserdi. Mesela Tufan'da meyve geldi Peygamberimize. Yeni çıkmış meyve. Tüccarlar ve tarımla uğraşanlar yeni meyveleri Peygamber'e getirirlerdi. Tatsın, dua etsin. Tufan'da meyve. Hazreti Peygamber kendisine gelen Tufan'da meyveleri alırdı, yemezdi. Ne yapardı? Medine'nin çocuklarını çağırdı. Şu yavrular. Çocuklar gelince meyveleri ona verdi. Sonra dua etti. Onun için çocuklar Hazreti Peygamber'i gördüklerinde hepsi bir yüzü güler.
Çünkü sürekli onlara şefkat eden, onları üstte tutmaya çalışan, onları mağdur etmemeye çalışan bir dede gibi bakarlar sevgili peygamberimiz. Hatta bir gün üzüm geliyor peygamberimize, yeni üzüm. Hazreti peygamber üzümü alıyor, Medine'de üzüm fazla yok da Taif'te geliyor. Taif diye bir yer var. Oradan üzüm geliyor. Hazreti peygamber üzümü aldı. Üzümü aldı. Sonra yanında çalışan bir çocuk var. Enes bin Malik. Hazreti Enes'i çağırdı. Enes gel buraya. Enes peygamberin yanına geldi. Senin dedi annen Hamile değil mi? Kimin hasta olduğunu, kimin hangi devrenin olduğunu hepsini biliyor Peygamberimiz. Enes dedi evet benim annem Hamile. Şimdi dedi senin annenin canı çekiyordu beni, üzüldü. Al annene götür beni gönderdim üstüne, iyisin kendine. Hazreti Enes üzümü aldı. Üzümü aldı ve üzümle çalıştı. Enes 15 yaşında bir delik var. Belki daha yaşlı. Yani daha küçük yaşta. Hazreti Enes çalıştı. Üzümü annesine götüreceğine canı üzüm istedi. Enes. Üzümün de, efendim, yemiş olan üzümün iskeletini de bir kenara attı. Annesine götürmedi. Hazreti Peygamber biraz sonra evinden çıktı. Mescide girecek. Mescide girerken sevgili Peygamberimiz yerindeki üzümün iskeletini gördü. Üzüm dalını gördü yani. Taneleri yemiş, iskelet atılmış. Enes diyor ki, oynuyorum arkadaşlar. Beraber sohbet ediyorum. Biraz sonra Hazreti Peygamber geldi. Arkada durdu böyle. Ben hiç hissettim arkamda duruyorum. Dönüp baktım, arkamda. Bana baktı, dedi ki, Enes üzüm verme. Dedim, burada. Yemiş ya üzümünü. Üzüm burada. Hani dedi annene götürecekti. Suçlu bir insan olarak başını örmeyeyim diyor Enes. Vallahi diyor. Hiç kızmadı. Hiç azarlamadı. Hiç kötü bir şey söylemedi. Sadece döndü. Dedi ki vefasızsın Enes. Bari annene vefalı davransaydın dedi. Gülümseyle gitti. Onun için diyor ki Enes, Hazreti Enes, 10 sene Hazreti Peygamber'e hizmet ettim, 10 yıl. Bir gün dahi Hazreti Peygamber'in yüzünü eşittiğini, bana niye şunu şöyle yaptın diye, niye şöyle yapmadın diye hesap sorduğunu hiç görmedim diyor Hazreti Enes. İşte peygamber ahlakı ve insanı idare edebilme ahlakı. Önemli olan bu. Bir babanın peygamberden alması gereken var. Bir annenin alması gereken var. Bir gencin alması gereken var. Ben çobanlık yapardım küçükken. Çobanlık yapmış. İşte gençlerin alması gereken bu. Hiç içki içmedi hayatı boyunca. Peygamberliğinden önce ki herkes içiyordu. Hiç putlara takmadı. Ki İslam'da öyle putlara takıyordu insanlar. Hiç eğlenceye gitmedi. Bir sefer eğlenceye gitmek istedim diyor. Mekke'ye işte böyle hani palyaço turistler gelmiş o zamanki. Ben de
Arkadaşlarımla gitmeyi istedim. Ama uyuyakaldım, yerde gidemedim. İşte bunlar da Hz. Peygamber'in hayatında gençlerin alması gereken ibretler ve derslerdir. Herkes için lekum fi Resulillahi üsvetun hasene. Her biriniz için peygamberde güzel bir örnek var. Kâffetin minnâsı beşiyan ve nezîran. Seni tüm insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdim diyor. Onun için Hz. Peygamber ona arsana illa rahmeten lil âlemin. Biz seni ancak sevgili peygamberin ahlakına. Peki onun ahlakı ne? Hazreti Ayşe diyor ki Kur'an. Şimdi şu anda yapıyorsunuz. Peygamberin ahlakı Kur'an. Kur'an'da ahlakla ilgili ayetler ne? Olay değil. Kur'an'da peygamber Hazreti Ayşe'nin dediği şu. Kur'an'ı okuyor ve ders alın. Onun ahlakını yakalamış olursunuz. Mesela güzel bir temiz insanlarla bir araya gelelim.
yarın bütün dualarını kabul ediyorum. Sana gelen şükür kabul ediyorum. Affını istiyoruz, kabul ediyorum. Günahlarından utanarak, pişmanlık duyarak, yalvarıyoruz, yalvarışını kabul ediyorum. Yarın biz hiçbir kapıda eğilmedik hayatımız boyunca. Eğildiğini öğrenmedik. Ama senin kapıda eğiliyoruz. Çünkü sen Rabbimizsin, biz kulunuz. Yarabbim kapında eğilmiş senden af dileyen bütün bu kardeşlerimi affeyle. Günahları sil ya. İyiliklerden artır ya. Cennete gidenlerden eyle ya. Bizi cehennem afetinden, cehennem azabından muhafaza eyle. Yarabbim bizi her türlü kinden, nefretten, düşmanlıktan, çirkin hallerden uzak eyle. Bizi fitneden, huzuruna, insanlar hakkında kötü düşünmekten, nimet etmekten, laf taşımaktan uzak eyle. Bunu yapanları da bizden uzak eyle. Ya Rabbi bizi birbirini sevenlerden, birbirini kucaklayanlardan eyle. Birbirini birbirine gönül açanlardan eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı imtihanla, özellikle tavuk imtihanına başarılı eyle. Adım atacağı her yerde muvaffak olaylar. Yani bu çocuklarımızı kaza, bela, musibet, afet, her türlü bütün hastalıktan uzak ver. Kaderin bütün hallerinden uzak ver. Ya Rabbi, en büyük hastalık olan inançsızlık hastalığından çocuklarımızı koruyor. Çocuklarımızı kötü yola sevk edecek olan her türlü yanlış fikirden uzak ver. Hastalarda şifa etsin. Dertlilere devam etsin. Borçlara çıkış kapısı etsin. Yeni evlilere çocuk etsin. Evladı olanlara evlatlarını bağış. İlahi ya Rabbi, öteki aleme geçmiş olan ve iki bekleyen yakınlarımıza rahmet eder. Onlara da mekanları cennet eyle, onlara da affet. Amin, amin. Hürmetli Allah'a yasin. Ya Rabbi, son olarak bütün şehitlerimize rahmet eder. Mekanları cennet eyle. Ve şurada toplanıp amin diyen hangi kardeşinin duası makbulse hepimizin duası onun önünde kalır. Amin. Elhamdülillah. Ya Rabbi. Alemin. Elhamdülillah. Evet. Birbirimizi dostlar. Ya Rabbi. Bitireyim onu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ziyan bırakmadım. Sağ olun. Var olun. Allah ibadet ettik kabul edildi. Çok sağ olun. Ve hepimizin de yolun düşen sarmadan aranıza da amel ediyorum. Gelin bizim ortaklıktan da sorun oranlarımızı izleyin. Teşekkür ederim. Allah yar yardımcı olsun. Evet, kıymetli dostlar, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamızın ilgisini vermek üzere Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Gökbey'i sahneye davet ediyorum.
Evet Sayın Başkanım, güzel bir program oldu. Beraber izledik. Sayın Hocam da güzel duaları okudu. Neler diyeceğiz? İnşallah önemli olan bütün duaların kabulü bizim için. Biliyorsunuz siz de Kanal Siyaset olarak bizi çok yakından takip ediyorsunuz. Size de teşekkür ediyorum. Bugünün bizim için, Müslümanlar için daha bir önemi vardı. Biz Ticaret Sanayi Odası olarak her konuda, sosyal konuda olacağımızı yola çıkarken söz vermiştik. Bugünün de bereketinden, feyizinden hem iş dünyası hem Kırıkkale hemşehrilerimize bir ziyafet sunalım dedik. Bu yapmış olduğumuz organizasyon gelen tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kırıkkale halkında ne diyoruz Kırıkkale halkına? Kırıkkale halkına bu programdan sonra biliyorsunuz her ay bir programımız var. İnşallah kutlu doğum haftalarını öncelikle kutluyorum ama önümüzdeki ayın 26'sında da inşallah Kırıkkale tarihinde hiç olmayan tarım fuarını kapalı cumartesi pazar yerinde yaparak inşallah her ay dolu dolu geçireceğiz. Biz bulunduğumuz yerleri işgal eden insanlar değiliz. Olmak da istemiyoruz. Bu 5. ayın sonunda da tam 3. yılımızı dolduruyoruz. 3 yıllık programımızın da dergisini inşallah neler yaptık. Azalt 120 sayfaya zor sığdırdık. Faaliyetlerimizi tüm şehrimize sunacağız diyorum. Efendim bizi izleyin, daha çok güzel şeyler olacak diyorsunuz. Biz buraya görevimizi en iyi şekilde ifa etmeye geldik. İnşallah biz boş durmayız. Biz Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleriyle gündeme gelecek. Biz hiç sadece üyelerimizin değil, biz üyelerimize bilgilendirme, konferans, paneller, her türlü teşviklerden bilgilendiriyoruz ama tüm bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerden de Kırıkkale'nin faydalanmasını temenni ediyoruz. Yapmış olduğumuz her şey Kırıkkale için. Evet. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Biz yaptığımız işi seviyoruz, memleketimizi seviyoruz. İnşallah bu aşkla da devam edeceğiz. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.